Fethullahçı terör örgütünün şifreli haberleşme programı Baylok'un lisans sahibi olan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Detayları CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'den alacağız. Ceylan merhaba, kolaylıklar. Sen uzun süredir zaten takip ediyordun bu süreci, hukuki süreci. Nasıl serbest bırakılmış, neden serbest bırakılmış, detaylarda ne var? Büşra Aslantaş, senin de dediğin gibi takip ettiğimiz bir süreçti. İstersen en başından alalım durumu. David Keynes geçtiğimiz Haziran ayında yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye gelmiş ve teslim olmuştu. Tutuklanarak da cezaevine gönderilmişti. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek bazı ifadeler, bazı kişilerden bahsetmişti ifadesinde. O isimler didik didik incelendi, verdiği bilgiler kontrol edildi soruşturma aşamasında ve geçtiğimiz Ekim ayında ilk kez hakim karşısına çıkmıştı David Keynes ve verdiği isimlerin bazılarının hali hazırda FETÖ'den tutuklu veya hükümlü kişiler olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kişiler Segbis yoluyla İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bağlanmış ve hakimin başkanın sorularını yanıtlamışlardı. Başkan David Keynes'i tanıyıp tanımadıklarını ve nereden tanıdığını sormuştu. Duruşmanın başında da David Keynes'in avukatının bir talebi olmuştu. Talebi de izleyicilerin çıkarılması ve duruşmanın gizli ve kapalı yapılması yönündeydi. Gerekçesi ise David Keynes'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için vereceği başka bilgiler, başka isimler de olacağı yönündeydi. Ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Duruşma aleni bir şekilde görüldü. David Keynes burada ilk kez heyet karşısında savunmasını yaptı ve savunmasında kullandığı, verdiği bazı ifadeler, detaylar çok önemliydi. Kuşkusuz bunların en başında 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin verdiği ifadesi yer aldı. David Keynes Amerika'da yaşadığı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişiminin aylar öncesinden bilindiğini, Mayıs ayından bilindiğini söylemişti. O gün duruşmada mahkeme heyeti David Keynes'in vermek istediği diğer ifadeleri savcı huzurunda vermesi yönünde karar verdi ve savcılığa sevk etti. Tutukluluk halinin de devamına hükmetmişti David Keynes'in. Ara tutukluluk incelemesi, aylık inceleme ilk kez geçtiğimiz 3 Kasım'da yapıldı ve 3 Kasım'da David Keynes itirafçı olmak istediği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimalinin yüksek olduğu ve kaçma şüphesine ilişkin herhangi bir somut delil olmadığı gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi. Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.